Bize bu ıslah olmayla ilgili. Evet, geçmişte hepimizin hatası var. Gün, o gündür, bugündür sadece güzel şeyler söylemek ama hatalarımızı telafi etme zamanı diyerek kanun ve yönetmelikle efendim bu işin yolunu açan Sayın Bakanımız ve kıymetli personeli, çalışanları, biz bu noktaya geldik Sayın Bakanımız. Atık su arıtma tesisi ve altyapı yapımı için krediye ihtiyacımız var ve popüler bir konu artık giden hafta, iki hafta evvel komisyondan çıktı. Yakın zamanda artık ne zaman gelir bilmiyoruz. Artık OSB girdi de ve çıktı da toplanmak, bir araya gelmek ve bunları en uygun maliyetlerle karşılamaktı bunun manası. Ama şimdi elektrik dağıtım meselesinde şu tırnak içinde ayrım yapılıyor. Dağıtım lisansı olanlar, olmayanlar. Dağıtım lisansı olanlar, olmayanlar. Elektrik piyasası kanunumuzda bununla ilgili bir çalışma var. Bununla da ilgili sanayicilerimizin ikinci aşamada soru cevap kısmında zannediyorum düşüncelerini hep birlikte öğrenmiş olacağız. Sayın Bakanım, bir konuda üye olmanın, üyeleşmenin, OSB'nin kıymetini anlamanın faziletlerini anlatırken çok zorlanıldı ama hamdolsun şu bir aydan beri de hep şunları işliyoruz. Niye siz bizi ıslah OSB'nin içine almıyorsunuz? Hep böyle müracaatlar geliyor. Kim bunlar? Bunlar o 3800 hektar alan içerisinde OSB'lerin dışında kalan 153 arkadaşımız. Biz de diyoruz ki, ben onu çok söyledim, şu sözü lütfen yüzüme karşı tekrar söyleyebilir misiniz? Niye bizi almıyorsunuz diyor. Diyorum ki kulağa o kadar hoş geliyor ki bu, Allah'a hamdolsun. Tabii herkese alacağız aslında. Ama ortada bir yönetmelik meselesi var. 1/3 mülke veya işte kullanım düsturu veya birlikteliği meselesi var. Fakat burada yine Sayın Bakanımızın söylediği talimat yerine getirilecek. O 153 arkadaşımızdan ilk etapta OSB yönetim ithalatını alamasak bile onların atık sularını mümkün olabildiğince onları gidebilecek hatta almaya çalışacağız. Ama aradan zaman geçip alamadıklarımız için söylüyorum. Yeni 12. 13. OSB kurulacağı zaman orada pozitif ayrımcılık yapılacak. O bakiye kalan 153'ün daha fazla içine alan OSB'leşme olacak. Hiç kimseye bir art niyetimiz yok. Ama OSB burada, buradan 40 kilometrelerde tek başına duran biri beni de alamıyor. Güzel kardeşim, 40 kilometre arada bunu alamayız diyoruz. Ama civarında olan ilk etapta onların atık sularını alacağız. 153 firmamızda söyleyeyim. Tek atık su miktarlarını arıtıldıktan sonraki kullanım suyu miktarlarını hesapladık. 15.253 metreküp yapıyor. Devasa bir rakam. Bununla ilgili ayrı bir toplantı yapacağım. Sadece bir şey söyleyeyim. Burna'da ilgili bir karar aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda. Bakın. Bütün o